Merhaba Medyascope TV izleyenleri. Bugünkü özel yayınımızda Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda açılan ihale, daha doğrusu sonuçlanan ihale hakkında konuşacağız. Ama ondan önce biraz bilgi vermek gerekiyor ne olduğuna dair. Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı dün saat 14.30'da 22 yıllığına özel bir işletmeye devrolundu. Bu devirde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ihalesiydi. Söylenenlere göre oraya bir dağ köşkü ve bungalovlar yapılacak. Bu konuyu da şu anda hattımızın ucunda bulunan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'la konuşacağız. Merhaba Tanju Bey. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle biraz bu ihalenin, Tabiat Parkı ihalesinin biraz geçmişinden bahsetsek iyi olur. Nasıl başladı bu süreç? Daha doğrusu böyle bir şey var mıydı? Sonra şimdi, çıktı. Aslında bu süreç birkaç yıl önce başladı. Gölcük bir tabiat parkı değildi, milli parktı. Milli park statüsünü AKP hükümeti bir kararla tabiat parkı olarak dönüştürdü. Yani bu şu demektir, birinci derece sit alanı ikinci derece sit alanına dönüştürmek gibi. Biliyorsunuz birinci derece sit alanında çivi dayı çakamazsınız. Hı hı. Ama ikinci derece sit alanında kontrollü olarak yapı yapabilirsiniz. Evet. Şimdi Aydar Yaylası'nda da süreç böyle başlamıştı. Milli Park'tı, Uzungöl'de öyle. Milli Park'tı, Tabiat Parkı oldu, sonra tamamen imara açıldı. Gölcük'teki süreç de buna benziyor. Birkaç yıl önce dediğim gibi Milli Park'ı Tabiat Parkı'na dönüştürdüler. Bir anlamda yapılaşmanın önünü baştan açtılar. Sonra da bu bölgenin bir kısmını bakanlığın özel izniyle plan değişikliği yapıldı ve belediyeye tahsis edildi. Belediye de bunu üçüncü kişiye ihale etmek suretiyle oranın yapılaşmasının önünü açmış oldu. Yani kısacası... Dünkü ihalede... Hı hı. Evet, yani perşembenin gelişi çarşambadan belli misali. Zaten bu bakanlığın plan değişikliği ile ilgili de davalar açılmıştı. Bu davalar da henüz sonuçlanmadı. Evet, yani şöyle henüz sonuçlanmadı idari yargıda. Evet, yani şöyle bir durum var. Genel olarak Türkiye'de yapılmaya çalışılan statü değişikliğinden sonra oraya imar giriyor. Bu da onlardan klasik bir uygulaması. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu, evet. Dün de bu ihale yapılmadan önce ben salona girdim. Ve komisyon başkanına hitaben uyarılarımı yaptım. Neden hukuka aykırı olduğunu anlattım. Hem belediye meclis kararına aykırı, hem bakanlığın plan değişikliği kararına aykırı. Her yönden hukuka aykırı. Bunları tek tek anlattım. Hı hı. Ancak yangından mal kaçırır gibi yine bu ihaleyi yaptılar. Bundan sonra biz yargıya gideceğiz. Ancak biliyorsunuz ihalenin bir kesinleşme süreci var. Bu süreç içerisinde belediye başkanını ikna edip idari yolun iptalini sağlamaya da çalışıyoruz. Hı hı. Ben yarın bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Çok sayıda milletvekili arkadaşımla. Evet. Mücadelemiz sürüyor. Peki imara açılan alan ne kadarlık bir alan? Tabiat Parkı'nın tümü mü yoksa belli bir kısmı mı? Şimdi burada tabii gölün çevresindeki geniş bir alandan bahsediliyor ama şartnamede veya planda bungalovlar nereye yapılacak, otel nereye yapılacak hiçbiri belli değil. Boşluklara diyor. Oradaki boşluk yerlere bakıyorsunuz zaten insanların piknik yaptığı alanlar. Yani zaten bir sonuç daha olacak. Bura özelleştirildikten sonra eğer ihale kesinleşirse artık burası halka kapanacak. Hı hı. Sadece otelin müşterilerine açık olacak. Hı hı. Halk gidecek, müşteri gelecek. Evet, ilgili bakanlık da zaten şöyle bir ifade kullanmış açıklamasında. Dağ köşkü ve bungalov yapılacağını doğrulamışlar ve bunlar yapılırken orman içi araziye ve ağaçlara zarar veremeyeceğini söylemiş. Şimdi sizin söylediğinizin tam tersi aslında ihale edilen yerin dışındaki yerleri kastetmişler gibi izlenim çıkıyor, değil mi? Tabii. Yani burada neyi kastettiği bile belli değil. Ben Sayın Bakan'la da görüştüm. Ona da rica ettim. Bakın sizin plan değişikliğinize bile uygun değil bu ihale. Lütfen yeniden inceletin dedim. Bunlar dedim amacınız nedir? Ya insanlar dedi rastgele piknik yapıyordu. Zaten dedim rastgele piknik yapmak halkın hakkı. Evet gidiyor insanlar. Boş bulduğu bir ağacın dibine oturuyor. Orada pikniğini yapıyor. Ayrıca güzel bir gün geçiriyor. Ama öyle anlaşılıyor ki Sayın Bakan
insanların Allah'ın lütfu olan bu göletin ve ormanın içinde piknik yapmasından rahatsız. İlla özelleştirilecek, illa oraya bir otel yapılacak, illa oraya hali vakti yerinde insanlara açık o özel sektörün özel gölü haline gelecek Gölcük. Yani bunlar rahatsızlar. Evet, peki Bolu civarında daha önce buna benzer bir uygulama oldu mu? Böyle bir süreç işte, Yedigöller'de buna benzer bir uygulama var. Şimdi Yedigöller'de vatandaş piknik yapamıyor. Yine aynı benzer uygulama. İlla orada bir restoran açılmış, özel sektöre verilmiş. İnsanlar yiyeceğini içeceğini oradan karşılamak zorunda. Ama şimdi Yedigöller'in haline bir bakın. 2 yıl önceki Yedigöller'le bugünkü Yedigöller arasında çok korkunç bir fark var. Çöplüğe dönmüş adeta. Yedigöller gibi orman harikası bir yere gidiyorsunuz. Temiz hava kokusu almanız gerekirken çöp kokusu alıyorsunuz. Çok üzüntü verici. Evet, doğru. Ben biraz da ihaleden bir de biraz bahsetmek isterim. Acaba ihaleye kaç firma girdi? Nasıl bir ortam vardı? Gerginlik oldu mu? Ya da kazanan firma kimdi? 12-13 firma vardı. Ben onlara da uyarı görevimi yaptım. Dedim ki bakın, hukuksuz bir. İkincisi, binlerce vatandaşın gönül rızası olmadan, binlerce bolunun gönül rızası olmadan yapılıyor bu. Yarın dedim mahkemeye müracaat edilecek, bunu baştan ilan ediyorum. Siz de dedim iş adamısınız, bu ihale size verilir. Hemen gidip oraya yatırım yapmaya başlarsınız. Yarın mahkeme bunu iptal ederse yapacağınız harcamaları geri alamazsınız. Bugünden dedim uyarıyorum. Hiçbiriniz bizim düşmanımız değilsiniz. Ama biz şahsi menfaatler için değil, Bolu'nun ve ülkenin menfaatleri için buna karşıyız. Benim bu konuşmamdan sonra da bir kişi kendiliğinden, katılımcılardan bir tanesi, ben çekiliyorum dedi daha teklif açılmadan. Ama zaten orada da ihalenin işleyiş sürecine bakıldığında adrese teslim bir ihale olduğu izlenimi de ortaya çıkıyor zaten. Yani zaten belli gibi diyorsunuz. Evet. Peki şimdi şöyle bir son olarak, kapanış sorusu olarak şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Bu ihaleyi iptal edecek yollar uygulanacak mı, ya da uygulanacaksa da nasıl bir yol izlenecek? Şimdi bakın, bir, bu ihalenin bir kesinleşme süreci var. Birkaç gün daha idare bunu inceleyecek. İdare tek taraflı olarak ben bu ihaleyi feshediyorum kardeşim diyebilir. Bundan dolayı da kimse bir hak talep edemez. Bunu yapmazsa ihaleyi onayladığı takdirde dava açma yolu açılacak. İhalenin feshiyle ilgili bir dava açılacak. Bununla ilgili zaten Bolu'da çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Bunlar hazırlıklarını yaptılar, tamamladılar neredeyse. Kısa sürede dava açılacak. Büyük bir hukuki mücadele başlayacak. Tabii ki yine ben Türkiye'deki tüm çevre duyarlı olan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen Bolu'da bu doğa harikası, ülkenin en güzel doğa harikalarından bir tanesi olan Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açılmasına izin vermeyin. Siz de gelin, bu haklı eyleme destek verin ailelerinizle birlikte. Tepkinizi gösterin. Çağrısında da bulunmak istiyorum. Tanju Bey, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösterip bizlere mikrofonu uzattığınız için. Minnettarım Bolu adına, Bolular adına, tüm doğa severler adına. Ne mutlu bize. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Duyarlılığınızın da devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım herkese iyi gelir. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli Medyascope TV izleyenleri, bu özel programımızda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan Bey ile Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen ihalenin nedenlerini ve süreci işledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.